Real TV-də intervyu vaxtıdır. Sizinlə studiyada mənəm İsmail Yaşaroğlu. Qonaqlarımız Türkiyənin Uşaq Oyunları Federasiyasının sədri Məhəmməd Mutlu və İstanbul Ticarət Universitetinin professoru Mustafa Ilıcaldı. Azərbaycan da şəhid uşaqlarına 16 bölgədə yardım, hədiyyələr oldu və bu xeyirxah addım barədə istirəm danışasınız. Bu işin əsas məqsədi, təfərrüatları anladılar, buyurun. E, təbii öncəliklə Azərbaycanın haqlı davası olan Karabağ meselesi ve Karabağ topraklarını Azerbaycan geri almak için bir savaşa girmiştir. Ve bu savaş esnasında da resmi kayıtlar yanılmıyorsam 2881 şehit ve binlerce de gazimiz var. Biz Türkiye'de de şehit ailelerin evlerine gideriz ve tazilede bulunuruz. Onları hiç yalnız bırakmayız. Çünkü onların acılarını paylaşırsak acılar hafifler diye... biz bunları mutlaka yaparız. Hem din... dini şeyimiz bu... Ee, e, bunları yapmak. Ee, tabii can Azerbaycan'ımız için de aynı şeyi yapmak istedik. Dedik ki biz gidelim... E, arkadaşlarımın, dostlarımla beraber... E, bu şehit ailelerini ziyaret edelim. E, e, onlara... Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımızın... E, Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey'in... tazelerini iletelim bu şehit ailelerimize onu Cumhurbaşkanımızın selamlarını götürelim istedik. Türk halkının tazelerini ve e, götürmek istedik bu şehit ailelerimize. Fakat bunun yanında çocuklar için de bir şey yapmak yapmamız gerektiğine inandık. çok güzel tabii taziyeye gitmek ama oradaki o yetim, o çocuklarımızda, şehit ailelerindeki çocuklarımızda onları da bir sevindirmek istedik. bu vesileyle de çok güzel hediyeler, yani aşağı yukarı biz... 4 aydır... ...bu hediye karavanımıza, Azerbaycan... ...projemize 4 aydır çalıştık. Ve çok güzel hediyeler yaptırdık. Çok kalıcı hediyelerimiz... ...bizim geleneksel oyunlarımızdan işte parmak maç... ...dokuz taş, üç taş... ...işte dama... ...ve bu tip hediyeler yaptırarak... ...biraz da tekstil... ...ve çok güzel... ...çocuk dergileri getirdik. İçinde kültürler şeyler var, e, bilgiler var, kültürel bilgiler. Ve böyle hediye bir şeyle beraber, kervanıyla beraber Azerbaycan'ımıza geldik. Dün de Tovuz'da, e, evvelsi değil mi hocam? Evet. evet. Birinde, e, ayın birinde e, Tovuz'da. Ben günleri karıştırdım da bu arada. Evet yani çünkü e, çok yoğun bir tempo. E, birinde Tovuz'da bir tören yaptık. Ve orada şehit ailelerimizi, çocukları geldiler. Onlarla buluştuk. O ailelerimize taziyelerimizi ilettik. Ee, Türk halkının taziyelerini ilettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın taziyelerini ilettik. Ve çok mutlu oldular. Ee, orada duygusal anlar yaşandı. Çünkü şehitler hepimizin şeydi. Keşke savaşlar olmasa, e, balalar yetim kalmasa, e, o evlerdeki hücünde olmasa. Bu, Tabi bunu hep diliyoruz Allah'tan. Ama maalesef bir dünya gerçeği var ki e, Kötülerin, iyilerin hep bir arada olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Onun için de savaşlarda kaçınılmaz oluyor. İnşallah on bir daha Allah göstermesin diyoruz. O çocuklarda yetim kalmasın, o ocaklar üzüntü olmasın. Çok güzel günlerde çok farklı güzellikle paylaşalım. İnsanların aslında ben tabii bir siyasi gibi konuşmayacağım. Ben yalnızca Çocuk Federasyonu Başkanı olarak konuşacağım. Ee, i̇nsanoğlu neyi paylaşamadığını hala ben anlamış değilim. Bakın e, bu dünyanın, bu yer kürenin bir sonu var. Ben dünyayı size versem, dünyayı size versem bu dünyanın doğal felaketlere e, maruz kalmasının yani bir 50 yıl sonra, 60 yıl sonra, 70 yıl sonra, 100 yıl sonra çok ciddi dünya felaketler yaşayacak. Bak nereden nereye geldik? Çocukla konuşurken bir anda buraya geldik. Neden söylüyorum bunu? O faşist, ırkçı olan insanların, anlıyor musun? Dünyanın tümünü onlara versem ne olacak ya? En fazla bir yüzyıl daha böyle bu şekilde yaşama şansları var. Ondan sonra birçok doğal felaketlerle karşı karşıya kalacaklar. Onlar hiç düşünmüyorlar mı? Onun için de savaşlara ben lanet olsun diyorum. Yani ben kınıyorum. Her kim e, bu savaşların fitilini ateşliyorsa ben onlara yazıklar olsun diyorum. Çünkü niye? Bu savaşlarda en çok etkilenen çocuklar. Çocuklar ölüyor. Bu çocukların hesabını kim verecek? Günahsız çocukların hesabını kim verecek? O nedenle de biz böyle Azerbaycan'ımız için böyle biraz duygu çok duygulandık da hocalarımla beraber geldim e, Tabii bizim bir tırımız var e, tırımızın içinde e, 35 bin40 bin 40 bine yakın hediyemiz var bütün 16 bölgede e, tovuz Tabii e, neden tovuzda bu birinde e, açılış yaptık e, tovuz ilk Ermeniler tarafından ilk bombanın atıldığı yer olduğu için e, bunu tovuzdan başlamayı planladık Eee... Ve oradan şimdi başladılar. Oradan şeye Aksıdafa'ya geçtik. Oradan Gedebe'ye geçtik. Oradan dün hep beraber gene hocalarımla, ekibimle beraber Gence'ye geçtik. Şimdi Gence'den çıkacaklar. Böyle il il 16 şeyimizi Öyle şehir ve rayonumuzu tamamlayacaklar inşallah. O çocuklarımızın tek amaç şehit evlerine gittik. En güzel duygulandığım konulardan bir tanesi de şu. Şehit evlerine ee, birkaç şehit evini ziyaret ettik. Ee, e, orada baktık evin önünde e, Azerbaycan bayrağı ve Türk bayrağı. Bu çok e, duygulandıran bir konudur aslında. Yani o üzüntüsünde o şehit evi, o Türk bayrağını oraya asmayı ihmal etmemiş. Ne mutlu bize ki böyle bir milletiz Acı, acıları paylaşırken bile e, millet olarak kardeş olduğumuzun. E, timsali olarak, e, göstergesi olarak Azerbaycan e, bayrağı ve Türkiye bayrağının yan yana koyulması e, biz tabii çok duygulanıyor. E, biz de millet olarak da çok duygulu bir milletiz zaten, Türk milleti. İnşallah bu tip şeylerle bir daha karşılaşmayız. E, ben çok teşekkür ediyorum. Hı hı. Sorularınız olursa sonra tekrar döneriz. Mustafa evet. Bey, hoş gelmişiz. Hoş sizde. Değilmiş, e, sizin de telsüratlarını, telsüratlarınızı, fikirlerinizi öğrenmek istiyoruz. 16 rayonumuzda olmuşsunuz. və hələ də bu yardımların şəhid ailələrinə, şəhid övladlarına hədiyyə olunması, armağan olunması davam edir. Fikirləriniz necə oldu? Təəssüratlarınız necə oldu? Birbaşa hədiyyələri təqdim edərkən, yardımlar təqdim olunarkən siz özünüz də iştirak etmişsiniz. Buyurun, bölüşün bizimlə. Biz də bir kərə şu anda can Azərbaycanda olmaqdan dolayı acayib mutluyuz. Belə bir hayırlı iş üçün bizi də dəvət etdiyi üçün Day değerli başkanımız Mehmet Mutlu'ya teşekkür ediyoruz. Bu benim Azerbaycan'a üçüncü gelişim. Birinci de ilk dönem milletvekiliydim, Erzurum milletvekili. Ee, Haydar Aliyev Bey'in cenaze töreni için o günkü Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey'le gelen heyetin içerisindeydim. Ve bu ikinci gelişimde ise yine geçmiş dönem milletvekilliğimde burada Erzurum-Azerbaycan arasında bir ekonomik, Bizim o zaman bir teşvik yasası vardı. Buradaki iş adamlarıyla görüşmek için gelmiştik. Ama bu üçüncü gelişimde şu anda dördüncü günümüz. Acayip bir duygulanlar yaşadık. Çok önemli tespitlerimiz oldu ki biz hep diyoruz ya Azerbaycan'dan Türkiye kardeştir, tek millettir, iki devlet. Bunu gördük. Biz mesela meclise gittik önce, mecliste bunu görüyoruz. Ondan sonra bizim gittiğimiz bütün Mehmet Bey'in biraz önce saydığı tüm yerlerde, bölgelerde dağıtmadan önce valilerle bir araya geldik. Valilerin, o sizin devlet yetkililerinin, milletin gösterdiği ilgiyi gördük. Mükemmel bir şey yani. Can'da o şehit ailelerinin evlerine gittiğim zaman çok aşırı etkilendim. İki bayrağı Mehmet Bey de söyledi görmek. Bizde de ben de mesela 15 Temmuz'u faal bir vekilken yaşamış hain derbe kalkışmasında ve birçok başka konularda kanıyla bugünkü durumumuzu hem Azerbaycan için hem Türkiye için sağlayan şehitlerimizle sürekli beraberiz. Burada da gördük ki o şehitleri görünce Mehmet Bey çok güzel anlattı ama o azıcık zerre insanlığı olanlar o şehit çocuklarının bir okudukları şiirleri görseler o balaların balalar atasını kaybetmiş. Ne kadar üzgün ama biz bir nebze onları bir sevinç oluşturmaya çalışıyoruz. Bu bir sembolik bir şey. Burada birlik beraberliğimizin somut göstergesi. Ne diyoruz? Azerbaycan Türkiye iyi günde kötü günde birbiriyle kardeş. Biz ben yine beni hafızam gerilere götürdü 22. dönemde. Avrupa Konseyi'nde de aynı zamanda Parlamenter Mecliste görevliyken Ganira Hanım sizin milletvekilleriyle beraber çalıştık. Orada da bakıyordum. O Konsey'de de Türkiye'nin, Azerbaycan'ın haklı olan menfaatlerini korumak için sanki aynı bir meclisten gelmiş gibi davranıyordum. O sizin milletvekillerinin o zaman Mevlüt Çavuşoğlu da bugünkü bizim Dışişleri Vekilimiz, Dışişleri Bakanımız, Dışişleri Nazırımız konseyin üyesiydi. Onun daha sonra orada konseyde başkan olmasında yine sanki iki devletin milletvekilleri tek vücut oldular. Yani yine geçen dönemde Erzurum'da Mürsel Paşa'nın anıtının açılmasında ganira Hanım'la buradan gelen heyet burada. Çok duygulanlar yaşadık yine bir kültürel etkinlik yaptım. Burada da Mehmet Bey ne güzel seslendi. Ya burada o çocukları bırakıyorsun bu. Haklı bir davasını işgal ediyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Bu sizin bu haklı davanız bizim davamız. Biz bunun mücadelesini veriyoruz hep beraber veriyoruz. Diyoruz ki biz kardeşiz ama bunu sözde demiyoruz. Özde kardeşiz. Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sizin başkanınız Sayın İlham Aliyev gerçekten bir kardeş gibi böyle kenetlenmişler. Ama bunu sadece tepede değil, her yerde görüyoruz. Ya bir lokantaya gidiyoruz, İstanbul lokantası, Azerbaycanlı vatandaş, Abdülhamit Han'ın fotoğrafını, resmi portresini yaptırmış, Türkiye'nin tarihini okumuş. Bu kadar bir öyle, bir sanki kendi ülkesi gibi... Türkiye nereden nasıl geldi, ne yaptı diye. Şu anda da bizim bundan sonra yapacağımız işlerde de burada çok acayip birlik beraberliği gösterdik. O haksız yere işgal edilen toprakları temizledik. Ermeni zulmünü en iyi bilenlerden biriyim. Ben çünkü Erzurum'um. Erzurum'da bu zulmü en fazla yaşayan şehirlerden biridir. Burada çok sayıda vatandaşımızın ne şekilde katledildiğini, hanımlarımızın, çocuklarımızın bunu iyi biliriz. Onun için bunları bilen, yaşayan olarak da sizin derdinizi bizim kendi derdimiz gibi dert ediniriz. Ve burada da yalandan başka ülkelerde, başka topluluklarda bunu kalkıp siyasi malzeme yapmak olmaz. Bu tarihçilerin, bilim adamlarının işidir. Bizim reisi cumhurumuzun dediği gibi var mıdır, yok mudur, kim haklıdır, kim haksızdır. Öyle mecliste milletvekili karara bunu işte siyaseten kullan bu olmaz. Bunu da bilim insanları, arşivler var. Bugün ne biçim teknoloji var, geçmişteki arşivlerimiz var. Zaman zaman biz de o kütüphanelerde bu arşivleri inceliyoruz, görüyoruz. Tarihçiler inceleyecekler, görecekler. Gerçekler ortaya çıkacak. Ama bunlar gerçekler ortaya çıkmadan önce de çocukluğumuzda babalarımızdan, benim yaşım biraz daha müsait. Babalarımızdan, dedelerimizden şehitlerimizin o hayatta kalan ailelerinden gördüğümüz, duyduğumuz kalıntılarla yani bu Erzurum'da birçok yerde var. Erzurum'da çok muazzam bir Atatürk Üniversitesi var. Onun bilim insanlarının makaleleri var. O açıdan diyoruz ki biz haklı davada Azerbaycan, Türkiye kardeştir. Bu kardeşliği sadece iki lider değil. Bu böyle bir muazzam bir mekanik bir sistem. Her seviyede işte sivil toplum kuruluşunun başkanı nasıl bırakmış işini, Türkiye'nin sahili iş adamı, almış tırın elemanları var, oyun federasyonunun görevlileri var, gönüller var, burada gönüllerle birleşmiş, tırın mazoduna kadar, şoförün cep telefonunun her an niye çekmediğine kadar derdedilmiş edilmiş bir insan var burada. Burada sizin de ilgili kuruluşlarla bu ilişkiyi kurmuşuz. Ve o kadar güzel şeyler yaşadık ki İsmail kardeş bir valinin odasındayız. Genç dinamik vali. Biz de Aile Bakanlığı bu işi tabii ki devlet de burada. Netice itibariyle Cumhurbaşkanımızın Mehmet Bey selamlarını iletiyor. Aile Bakanlığı için içinde, Dışişleri Bakanlığı içinde. Ama biz bunu kayıtlara da geçelim diye bir valimizin makamında bizim Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımıza ben bir mesaj attım ki buradan bir görüşme yapalım. Onu da televizyonlar aldılar. Rauf Bey de bize çok sürekli destek veriyor geldiğimizden beri. O da güzel bir 6-7 dakikalık konuşmada da devletin bakanı, sizin valinizle bizler oradayız heyetler. Güzel bir an oldu. Evet canlı yayın. Canlı yayın oldu. Çok güzel. Sonuç itibariyle de ben tekrar diyorum ki buradan Türkiye'ye de diyorum, Azerbaycan'a da diyorum. Biz böyle tek millet iki devlet diyoruz ya bu gerçek bir şey işte. Bu yaşanır. Gelip şu Azerbaycan'da biraz kalırsalar otel ya bugün sabah o oteldeki kardeşim bizi almış ya ben vallahi ben çok duygulanlar yaşıyorum ya o şehidin okuduğu şiirde ya benim sanki bir küçük kardeşim gibi orada çalışan bir asgari ücretli şey teste götürüyor ne kadar narin davranıyor önümden yolu göstereceğim... ya diyorum sen önden gidiyorsun işte biz seni rahatsız oluyor. Ya böyle bir şey görmedim. Bir açık bir cümle daha söyleyeyim. Burada bir gördüğümüz şu ilişki, Azerbaycan'ın bize göstermiş olduğu ilişki, Rabbim buradan dua ediyorum, her şeyin başı dua. Sonsuza kadar devam etsin. Bu milletlerimiz evet. adına daha güzel işlere imza atalım. Yani tekrar bu anlatılmaz, yaşanır. Akşamları çok geç saat otele dönüyorduk, ailemi arıyorum. Yani bir anlatmaya başlıyorum. Bir bakıyorum. Bir iki cümle söylüyorum. Biraz derinleştiriyorum. 15-20 dakika olmuş. Ben en olsun, son Mehmet. diyorum ne mutlu bana ki Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun. Bu Mehmet Bey'e tekrar teşekkürler. Ben Böyle teşekkürler, güzel Mehmet. bir şeye ben de yaşamışım. Burada bunları görmüşüm. Teşekkür ederiz size stüdyomuza geldiğinize göre Azerbaycan'a, kardeş can Azerbaycan'a hoş geldiniz kardeş Türkiye'den ve e, sizin Şehit ailelerine ve şehit evlatlarına gösterdiğiniz bu yardımlar ve onlara e, bela günlerde ettiğiniz hediyeler onların yataşından hiç silinmeyecek Bir şey ilave edeceğim. Unuttuğum bir konudur o. Ee, Tabii ki ben burada üç tane çok önemli devletini ve milletini seven ve çok önemli üç liderden bahsedeceğim. Onlara teşekkür edeceğim. Yaş sıralamasını yapıyorum hemen. Ee, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin... Ona ben çok teşekkür ediyorum. Bizim Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ve Canab İlham Rahimoğlu'na teşekkür ediyorum. İyi ki devletlerini koruyorlar ve hep birlikte istişare ediyorlar. Ama inşallah bundan sonra hiç savaş yaşamayız. Çocuklarda yetim kalmaz. İnşallah. Çok sağ olun, minnettarız size. Gerideki stüdyomuzun konakları. Türken Uşaq Oyunları Federasiyasının sədri Mehmməd Mutlu və İstanbul Ticarət Universitetinin professoru Mustafa Ilıcalı idi. İş adamları Azərbaycanda 16 bölgəyə, şəhid ailələri və qazilər üçün yardımlar, eyni zamanda şəhidlərimizin övladları üçün hədiyyələr göndəriblər. Bizdən sərələli bu qədər. Siz riyalı izləməkdə qalın.